İsmim Figen. Adıyaman'da, ufak bir köyde yaşayan, yeni evli genç bir kadınım. Evliyim ve çocuğum yok. Eşim Hasan, odunculukla uğraşıp evini geçindirmeye çalışan biri. Henüz bir senelik evliydik. Ben ev işleriyle ilgilenirken, eşim Hasan da çalıştığı iş yeriyle beraber ormanlık alanlara gidip odun keserdi. İşinden dolayı evden erken çıkar, geç gelirdi. Çocuğumuz olmadığından, evde tek başıma kaldığımdan canım çok sıkılırdı. Böyle böyle günler birbirini kovalayıp gidiyordu. Günlerden bir gün, kışa hazırlık için evde dip köşe temizliğe koyuldum. Radyoda çalan müziğin ahengine dalmış, kendimi temizliğe kaptırmışken, radyodaki şarkı bir anda durdu. Cızırtılar gelmeye başladı. Tabii kendimi bu kadar odaklamışken, radyonun bir anda cızırtıya geçmesi de tüm ritmimi bozmuştu. Hemen gidip radyoyu elime aldım. Düğmesinden açıp kapatınca radyo kendine geldi. Müzik tekrar çalıyordu. Tekrar temizliğe başladığım anda radyo tekrar cızırtıya geçti. Evdeki en büyük aktivitem olan müzik elimden gitmek üzereydi. Hemen gidip radyoyu tekrar elime aldım. Frekansları tek tek geçmeye başladım. Ancak radyo bir türlü kendine gelmiyordu. Tek duyduğum şey rahatsız edici cızırtılardı. Biraz daha uğraştıktan sonra radyonun düzelmeyeceğine kanaat getirdim. Akşam Hasan bakar diyerek kenara kaldırdım. Evde en azından gürültü olur diye televizyonu açtım. Ardından tekrar işime koyuldum. Aradan birkaç dakika geçmedi ki televizyondaki programın sesi kesildi ve o da cızırtıya geçmeye başladı. Kanalları değiştirsem de hiçbir yayına bağlanmıyordu. Durum iyice sinirlerimi bozmuştu. Hadi radyoyu anladığımda aynı anda neden televizyon bozuluyor diye kendi kendime söyleniyordum. Televizyonu düzeltmeye inat ettim ve uğraşmaya başladım. Tam o sırada mutfaktaki tencerelerden birinin yere düşmesiyle irkildim. Ev havalansın diye tüm camları açmıştım. Sanırım ceryandan dolayı düşmüştü. Ya da içeri kedi falan girmişti. Hemen mutfağa gittim. Tencereyi yerden kaldırıp yerine koydum. Çok vakit kaybetmiştim. Akşama daha yemek yapmam gerekiyordu. Televizyonu kapatıp temizliğe koyuldum. Oturma odasına geçtim. Evi süpürmeye başladım. O sırada koltuğun üzerinde dik şekilde duran yastık bir anda kendi kendine yana doğru devrildi. Bunu rüzgarın yapması imkansızdı. Çünkü ağır ve büyük bir yastıktı. Ayrıca koltuğun sırt ve kol dayama yerinden destek alarak dik durduğu için kimsenin etkisi olmadan yan yatması imkansızdı. İçim iyice ürpermişti. Evin içinde bir anda anlamlandıramadığım tuhaf olaylar yaşamaya başlamıştım. Pencerelerimin hepsini kapatıp ceryanı kestim. Ardından hızla işe koyulup bitirdim. Yemeğimi de hazırladım. Artık tek yapmam gereken oturup Hasan'ın eve gelmesini beklemekti. Ancak evde tek olmam, televizyon ve radyonun bozuk olması oldukça can sıkıcıydı. Bu yüzden bahçeye çıkıp hava almaya karar verdim. Altıma bir sandalye çektim ve oturup çayımı yudumlamaya başladım. O sırada kapının önünden bir adam geçiyordu. Benim bahçede oturduğumu görünce duraksadı ve ''İyi akşamlar Figen, nasılsın?'' diye seslendi. Bu ses bizim çoban Ahmet'in sesiydi. Ben de nazikçe ''Sağ ol Ahmet, sen nasılsın?'' dedim. Ahmet de ''Allah razı olsun'' dedi. Ben kabul etmeyeceğini düşünerek nezaketten çay vereyim mi dedim. Ahmet hiç duraksamadan kabul etti ve hemen bahçe kapısını açıp içeri girdi. Aslında kabul etmesini beklemiyordum. Hele ki çayını direkt içip gider diye düşünüyordum. Ahmet geldi ve bir sandalye çekip karşıma oturdu. Ona bir çay doldurdum. Aslında hemen gitmesini istiyordum. Hasan her an gelebilir ve yanlış anlayabilirdi. Ahmet çayından bir yudum aldı ve ''Figen, evlilik nasıl gidiyor?'' dedi. Ben de ''İyi gidiyor. Sen ne yaptın, evlilik var mı?'' dedim. Ahmet bir iç çekti ve ''Yok be Figen, şu sıralar işlerden başımızı kaldıramıyoruz.'' dedi. Ben de ona ''Sen ne yapıyorsun bu saatte buralarda?'' dedim. Ahmet ''Hayvanlara abim bakıyor. Beni muhtar çağırdı. Arif amcaların kızı Nuray delirmiş. Bir türlü tutamıyorlarmış. Onun yanına geldim.'' dedi. ''Hayırlar olsun. Sapasağlam kızdı.'' dedim. Ahmet iç çekerek ''Defineciler buralarda bir yeri kazmışlar. Büyülüymüş. Cinler de köye inmişler. O sıra Nuray'a musallat olmuşlar. Beni yardıma çağırdılar. Ufacık kuru kız deli gibi güçlenmiş. Kendini duvarlara vuruyor. Suratını tırnaklarıyla çiziyor.
Kızı 4 adam zor tutabildik. Yatağı zincirlerle bağladık. Hoca çağıracaklarmış. Oradan geliyorum dedi. Ben çok korkmuştum. Benim de bugün radyo ve televizyon bozuldu. İkisi de aynı anda gitti. Acaba o dediğin cinler gelince mi bozuldu dedim. Ahmet güldü ve yok ondan değildir. İstersen ben bir bakayım. Anlarım bu işlerden. Hemen tamir ederim dedi. Ben hemen çıkıştım ve olmaz. Şimdi Hasan gelecek. O baksın bakalım dedim. Ahmet Hasan'ın adını duyunca yüzü bir anda düştü. Neyse ben kalkayım artık dedi. Bardağı kenara bıraktı. Çay için teşekkür ederek evden ayrıldı. Hava artık sifiri karanlık olmuştu. Hasan bir türlü gelmek bilmiyordu. Karnım acıkmış, uykum da gelmişti. Bir saat kadar bekledikten sonra daha fazla dayanamadım ve açlığımı bastırsın diye yemekten biraz atıştırdım. Odaya geçip Hasan'ı beklemeye koyuldum. O sırada koltukta sızıp uyuyakalmışım. Saat gece 12 sularında kulağıma gelen bir gürültüyle uyandım. Etrafa panikle bakındım. Salondaki radyodan müzik sesi geliyordu. Bir an için çok korkmuştum. Acaba Hasan mı geldi diye düşündüm. Yattığım yerden kalkıp salona gittim. Kapı kilitliydi ve Hasan hala gelememişti. Çalışmayan radyoda bir anda kendi kendine müzik vermeye başlamıştı. Çok korkmuştum. Acaba bunu cinler mi yapıyor diye düşündüm. Radyoyu kapattım. O sırada yatak odasından birkaç saniye tıkırtılar geldiğini duydum. Ben böyle şeyleri pek kaldıramazdım. Çok korkmaya başlamıştım. Yatak odasına bakmak için ufak adımlarla yürüdüğüm sırada karanlığın içinden iki kırmızı gözün parlayıp bana baktığını fark ettim. Korkuyla çığlıklar atarak evin dış kapısını açtım ve kendimi dışarı attım. O sırada kapımın önünde kanlar içinde yerde duran bir tavuk kafası olduğunu gördüm. Korkudan titriyor, bir yandan da ağlıyordum. Yardım istemek için bahçe kapısını açıp köyün içine doğru koşmaya başladım. Bir süre köyün meydanında bir adamın ayakta dikilerek sigara içtiğini fark ettim. Yardım istemek için yanına gittiğimde onun Ahmet olduğunu fark ettim. Ahmet beni fark edince panikledi ve ''Ne oldu Figen? Hayırdır? Neden ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Yoksa Hasan mı seni dövdü?'' dedi. Ben de telaşla durumu kendisine anlattım. Ahmet koluma girdi ve ''Gel, korkma, beraber bakalım.'' dedi. Kapının önüne gittiğimizde tavuk başı falan yoktu. Hatta kan bile yoktu. Delirmek üzereydim. Az önce biri kapının hemen önünde tavuk kesmiş ve kafasını oraya bırakmıştı. Hadi kafası gitti. Kanlardan bir damla bile iz olmaz mıydı? Ahmet bana baktı ve ''Hasan'a sakın bundan bahsetme. O sana inanmayabilir. Ama merak etme. Ben sana inanıyorum. Köyde tuhaf şeyler oluyor. Ben de birkaç tuhaf olay yaşadım ama şu an ne yapacağımızı bilmiyorum.'' dedi. Ahmet'e baktım ve ''Ne yapacağım ben şimdi? Hasan hala gelmedi.'' dedim. Ahmet biraz düşündü ve ''Bekle bakalım. Yapacak bir şey yok. Ben de gideyim. Köyü turlayayım. Belki Hasan'dan haber alan vardır.'' dedi. Tek başıma durmam imkansızdı. Ahmet'in benden hoşlandığını biliyorum. Bunu fırsat bilerek Ahmet'in kolundan tuttum ve ''Gitme, çok korkuyorum. Benle bahçede otur.'' dedim. Ahmet gülümsedi ve ''Peki ama daha sonra bana bir çay borcun olacak.'' dedi. Ben de gözlerinin içine imalı imalı bakarak kafa salladım. Bahçede oturup öylece bekliyordum. Ahmet de bahçenin 3-4 metre ilerisinde dışarıda öylece dikiliyordu. Aradan yarım saat geçti. Gecenin sessizliği köyün içinden gelen bir çığlıkla bozuldu. Ahmet hemen irkildi. ''Ben bir bakayım.'' dedi. Hemen bahçeden fırladım ve ''Olmaz, ben de geliyorum, tek başıma duramam.'' dedim. Ahmet'le beraber yola koyulduk. Ses Emece ninenin evinden geliyordu. Hızla oraya gittiğimizde Emece ninenin kızı Hatice teyzenin kapının önünde çığlıklar attığını ve yardım istediğini gördük. Yanına gittik ve ne olduğunu sorduk. Zavallı kadın feryat figan içinde biz uyurken ev deprem oluyor gibi sallandı. Yataktan kalktığımızda evin içinde iki tane küçük kara gölge gördük. Tam besmele çekiyordum ki biri annemin üzerine doğru gidince annem kaçmaya çalıştı. O sırada kadın dengesini kaybedip ahıra evin arasındaki boşluğa düştü dedi. Hemen Ahmet'le eve çıktık ve ahırla ev arasındaki boşluğun hangi camda olduğunu aramaya başladık. O sırada dışarı baktığımızda bir de ne görelim. Hatice teyze ayakta dimdik donmuş vaziyette bize bakıyordu. Göz bebekleri bembeyazdı. Karanlıkta o beyazlık o kadar belli oluyordu ki her şey apaçık ortadaydı.
Ahmet elimi tuttu ve bakma ona, gel emecenin neyi çıkaralım dedi. Camların hepsine baktık ve sonunda ninenin düştüğü pencereyi bulduk. Ahmet hemen sarkıp yanına indi. Yaşlı kadını güç bela ahırın ufak camından içeri soktu ve ardından kendisi girdi. Ben karanlık eski evde tek başıma yapayalnız kalmıştım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hemen koşarak evden dışarı çıktım. Kapıda Zehra teyze yoktu. Ahıra doğru yöneldiğimde Ahmet'in emeci nineyi sağ salim çıkardığını gördüm. Ben de yaşlı kadının diğer koluna girdim ve beraber evine çıkarıp yatağına yatırdık. Ahmet'e döndüm ve Hasan gelir, hadi beni eve bırak dedim. Ahmet, emeci nineye bekle ben geliyorum dedi. Beraber çıktık ve eve yürümeye başladık. Evlerin dar olduğu sokaktan geçerken ileriden 2-3 tane gölgenin geçip gittiğini fark ettik. Çok korkuyordum, dona kalmıştım. Ahmet de bunu fark etmişti. Elimden yavaşça tuttu ve korkma ben yanındayım dedi. Ben korkudan hareket edemiyordum. Ahmet gidelim dese de vücudum kilitlenmiş, hareket edemiyordum. Ahmet beni sakinleştirmek için diğer elimi de tuttu ve yanağımdan öptü. Sakin ol, ben yanındayım dedi. Ben o anda şok geçirmiştim. Ahmet'in yanımda olması bana güç verirken bir anda sinir küpüne dönmüştüm. Vücudum gevşedi ve Ahmet'e orada okkalı bir tokat attım. Utanmaz, korkmuş bir kadını nasıl öpebilirsin dedim. Ahmet çok utandı ve başını öne eğip hızla yanımdan uzaklaştı. Şimdi yolun ortasında yapayalnız kalmıştım. Etrafa bakına bakına ufak adımlarla yürümeye koyuldum. O sırada gözüme bir şey ilişti. Neredeyse bütün evlerin camlarında iple asılmış tavuk ayakları duruyordu. Daha fazla ilerleyemezdim. Çığlıklar atarak geriye doğru koşmaya başladım. Yolda birkaç gölgenin beni takip ettiğini hissedebiliyordum. Korkudan neredeyse bayılmak üzereydim. Hızla emecenin evinin önüne geldim ve Ahmet diye bağırmaya başladım. O sırada arkamdan gelen şeylerin uğultular ve fısıltılar çıkardığını fark ettim. Perişan olmuştum. Ses gitgide bana hızla yaklaşıyordu. Kulağımda anlamsız bir sürü fısıltı vardı. Sırtımı duvara yasladım ve dizlerimin üzerine çöküp ağlamaya başladım. Artık sesler dibime kadar gelmişti. Bu işimin bittiğiydi. Ben de Zehra teyze gibi, Nuray gibi olacaktım. Sesler dibime yaklaştı ve omzuma bir el değdi. Bastım çığlığı. Bir anda biri bana sarıldı. Bu Ahmet'ti. Hemen ayağa kalktım ve ben de ona sarıldım. Bir süre başımı omzuna yasladım ve hüngür hüngür ağladım. Ahmet geçti, ben buradayım diyordu. Birkaç dakika sonra sakinleştim. Ahmet'e ihtiyacım vardı. Ondan ayrıldığım her an cinlerin musallatına uğruyordum. Yanından öptüm ve gözlerinin içine bakarak özür dilerim, ne olur beni bırakma dedim. Ahmet alnımdan öptü ve hep yanında olacağım dedi. İşler şimdi iyice sarpa sarmıştı. Cinlerin korkusundan durduk yere Ahmet'e yakınlaşmıştım. İçim içimi yiyor ve kahroluyordum. Ahmet elimi sıkıca tuttu ve eve bırakayım seni dedi. Beraber el ele yolda yürüyeceğimiz sırada karşıdaki karanlıktan birinin bize hızla geldiğini fark ettim. Hemen Ahmet'in elini bıraktım. Bu gelen Hasan'dı. Kendi kendime şimdi sıçtım dedim. Ben Ahmet'in elini bırakınca Hasan'ın adımları daha da hızlandı. Tam yumruğunu kaldırmış Ahmet'in üzerine atlayacağı sırada bir uğultu koptu ve etraf zangır zangır titremeye başladı. Etrafımızda bir anda yüzlerce kara gölge belirdi. Korkudan yine kilitlenmiş kalmıştım. Hasan bir anda panikle beni orada bırakıp hızla kaçmaya başladı. Ahmet kolumdan tuttu ve beni çeke çeke uzaklaştırdı. Yaklaşık 15 dakikalık kaçışın ardından köyün dışına vardık. Etraf sessiz ve güvenli gözüküyordu. Ağacın altına oturduk ve başımı omzuna koyup dinlenmeye başladım. Ahmet'e eve gidip eşyalarımı alalım, buradan kaçalım dedim. Ahmet sevinçle baktı ve demek artık benimsin dedi. Ayağa kalktık ve yavaş yavaş eve doğru yürümeye başladık. Yolda Ahmet'e içimden etmediğim küfür kalmamıştı. Ne var ki bana adam gibi yardım etseydi. Kendi kendime buradan kaçınca Ahmet'i terk edip gitme planları yapıyordum. Hayatım bir günde alt üst olmuştu. Dayanacak gücüm kalmamıştı. Evin yanına geldiğimizde uzaktan kontrol ettik ve etrafa bakındık. Hasan'ın evin civarında olmadığına kanaat getirince bahçeden içeri girdik. Evimin giriş kapısında kanlar vardı. Korkuyordum. Kapıyı açtık ve içeri girdik. Odanın içinde duvarlarda bir sürü Arapçaya benzeyen yazılar ve garip semboller vardı. Beraber yatak odasına girdik ve
bir çanta alıp içine düğündeki altınları, kıyafetlerimi, evlilik cüzdanımı, kimliğimi yerleştirmeye başladım. Hızla doldurma yaptığımız sırada dış kapının kapandığını duyduk. Daha sonra bize doğru gelen ayak seslerini fark ettik. Ahmet sessizce yatak odasının kapısını kapattı ve yavaşça kilitledi. Evin içinden tıkırtı sesleri geliyordu. İkimiz de köşeye geçtik ve birbirimize sarılarak korkuyla beklemeye başladık. Adımlar odalara tek tek gidiyordu. Daha sonra seslerin yavaş yavaş yatak odasına geldiğini fark ettim. Adımlar kapının önüne geldiğinde durdu. Etrafta derin bir sessizlik vardı. Bir süre sonra kapının üzerindeki anahtar kendiliğinden çevrildi ve kapı yavaşça açıldı. Karşımızda Hasan kanlar içinde duruyordu. Gözleri kan kırmızısına dönüşmüş ve her yerinde yanık lekelerine benzer lekeler vardı. Elindeki bıçakla karşımızda donuk donuk dikiliyordu. Ahmet ve ben korkudan titriyorduk. Hasan bir anda dehşet veren bir çığlık atarak Ahmet'in üzerine zıpladı ve bıçağını hızla defalarca vücudunun çeşitli yerine sokup çıkarmaya başladı. Hasan'ı tutmaya çalışıyordum ama bu imkansızdı. Ahmet için artık çok geçti. Hemen ayağa kalktım. Kapıya doğru koşup anahtarı aldım ve ikisini içeri kilitledim. Hala odanın içinden bıçağın Ahmet'in vücuduna girip çıkarken çıkardığı ses duyuluyordu. Arkamı döndüğümde koltukların üzerinde çürümüş 4 tane erkek cesedi gördüm. Bunlar Hasan'ın iş arkadaşlarıydı. Çığlıklar atarak evden çıktım ve yardım edin diye bağırarak köyün meydanına doğru kaçmaya başladım. O sırada 2 kişinin bana doğru yürüdüğünü fark ettim. Bana doğru telaşla geliyorlardı. Bunlar Muhtar ve babamdı. Babam kasabada oturuyordu. Burada bu saatte ne işi olabilirdi? Hemen babama koştum ve sarıldım. Muhtara dönüp Hasan Ahmet'i öldürdü. Evdeler şu an dedim. Muhtar, tamam kızım gel bizimle dedi. Hemen muhtarın evine gittik. Odada oturduk. Muhtarın eşi bana bir bardak su verdi. Soluklandıktan sonra muhtar bana, bak kızım, eşin ve arkadaşları geçenlerde ağaç keserken ormanda bir taş bulmuşlar. Taşın orada define olduğunu düşünüp kazmışlar. Meğer orası kafir cinlerin tapınağı, evi gibi bir şeymiş. Bunlar kocana ve arkadaşlarına musallat olmuş. Hasanlar da bunu ortadan kaldırmak için hocalar tutup ormanda ayin yapmışlar. Ateş yakmışlar. Bu da tabii ters tepmiş. Cinler köydeki bütün kadınlara musallat olmaya başladı. Hasan'ın arkadaşlarını cinler öldürmüş. Sıra kocanda. Ben de seni kurtarmak için babanı aradım. Şimdi hemen arabaya binip buradan kaçın dedi. Ben şok olmuştum. Tüm bunları Ahmet yapıyor olabilir derken meğer bütün problem en yakınımdaki adamdan çıkıyormuş. Hemen babamla atlayıp evine gittik. Aradan 5 ay kadar geçti. Benim sıkıntılarım hiç geçmedi. Her gece Hasan'ın seni öldüreceğim diye fısıltılarını duyuyor. Bazen de Ahmet'in paramparça haldeki halini halüsinasyon olarak görüyordum. Tek başıma asla kalamıyor ve uyuyamıyordum. Bu durum psikolojimi mahvettiği için kendi kendime konuşmaya başladım. Bu durum ilerleyen zamanlarda, olur olmaz zamanlarda kahkaha atmama ve ağlamamı da tetikledi. Dayanacak gücüm kalmamıştı. Bu şekilde nereye kadar gider bilmiyorum ama onlardan kurtulmak istiyorum.